yaşındaki Neslihan Hanım kalbinin sahibini bulmak için programımıza katılmıştı. Mutlu bir yuvanın hayalini kuran Neslihan Hanım bugün gelen talibinde hayallerini gerçekleştirebilecek mi? Bakalım Neslihan Hanım'ın bugün gelen talibi kim? Neslihan Hanım talibini beğenecek mi? Az sonra. Güzelliği ve hanımefendiliğiyle seyircilerin beğenisini kazanan Zeynep Hanım, mutluluğu seni seçtiğimde bulacağına inanarak programımıza başvurmuştu. Bakalım Zeynep Hanım'ın bugün gelen talibi kim? Zeynep Hanım'ın kalbi gelen aday için atacak mı? Az sonra. Hatay'dan gelen Nihat Bey, taliplerini aramak için programımıza başvurmuştu. İyi bir evlilik yapmak istediğini her fırsatta söyleyen Nihat Bey, aradığı mutluluğu seni seçtim de bulabilecek mi? Bakalım Nihat Bey'in bugün gelen talibi kim? Nihat Bey, talibine ne cevap verecek? Az sonra. Şimdi adaylarım arasında Nihat Bey var biliyorsunuz. Alkışlar ona geliyor. Nihat Bey seni buraya kandırma beni demişiz ve de Duygu Hanım'ı alkışlarla çağırdık efendim. Duygu Hanım bekliyoruz seni. Duygu Hanım. Buyur Duygu Hanım. Şıkır şıkır geldi vallahi Duygu Hanım. Bir havalı. Teşekkürler. Bir havalı. Hoş geldiniz Duygu Hanım. Nereden geldiniz? İstanbul Şişli. İstanbul'dan. Güzel Nihat Bey. Konuş Duygu Hanım'la. Hoş geldin Duygu Hanım. Hoş bulduk Nihat Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Nereden geldiniz? Şişli'den. İstanbul Şişli. Evet. Biraz kendinizden bahseder misiniz? 38 yaşındayım. Evet. Bir evlilik yaptım. Çocuğum yok. Başka? Sorun cevaplayayım. Kaç sene evli kaldınız? Neden ayrıldınız? Anlamadım. Kaç sene evli kaldınız? Neden ayrıldınız? Yüksek sesle Nihat Bey, yüksek. Evet, duyamıyorum. Evet. Kaç sene evli kaldınız? Kaç sene evli kaldınız? Neden ayrıldınız? 10 sene ayrılmadım. Eşim vefat etti. Allah rahmet eylesin. 10 sene sonra vefat etti eşiniz. Evet. Çocuğunuz da olmadı. Hayır, çocuğum yok. Güzel. Sor bakalım Nihat Bey. Ne iş yapıyor, nerede çalışıyor? Evlilikten beklentileriniz ne? Ne dedi? Evlilikten beklentileriniz ne? Nihat Bey bak, bir, soruyu sorarken kafanı yere eğmeyeceksin. Tamam, peki. İki, ağzında kelimeleri yuvarlamayacaksın. Böyle kelimeleri şöyle paravanın arkasına göndereceksin. Tamam, hadi bir daha sor. Evlilikten beklediğiniz ne? Valla evlilikten beklentim huzur, mutluluk. O, yani başka ne olacak? Siz sorun yerime istersen. Ben mi sorayım? Ay beni öldürecekler bunlar. Ben soracakmışım. Peki ben mi evleneyim senin yerine? Hadi ben sorayım da kim evlenecek? Kim koluna takıp gezecek? Peki ben birazcık sorayım, o rahatlasın, açılsın. Çok utangaçtır bizim çocuğumuz, oğlumuz. Çok, çok utanır. Şimdi, ne işle meşgulsünüz? Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Benim iki dairem var.
ev hanımıyım yani, bir işle uğraşmıyorum. İki daireniz var, birinde evet. oturuyorsunuz. Efendim? Birinde oturuyorsunuz, evet, kiram birinin geliriyle. Geliyor. Diğerinden de kiram geliyor, evet. Sigortanız var mı? Eşimden kalan var. Güzel, evlenince o kesilecek. Evet. İstanbul'da mı yaşamak zorundasınız sürekli? Tabii yani. Evet. Nihat Bey, sen İstanbul'da bak, diyor ki İstanbul'da yaşayacağım. Sen İstanbul'da yaşayabiliyor musun devamlı? Her yerde yaşarım ben. Her yerde yaşarsın sen. Bir de her yerde konuşsan çok iyi olacak. Ha, şimdi başla sorularını sormaya. Bak biraz rahatladın gibi geliyor bana. Duygu Hanım, sinirli misiniz? Efendim? Sinirli misiniz? Yok, hiç değilimdir. Genelde gülmeyi seven bir bayanım. Gülmeyi çok severim. Öyle fazla bir şeyleri kafama takmam. Hayata pozitif bakarım, pozitif düşünürüm. Rahat bir hanım gözüküyor Duygu Hanım. Sen ne kadar sıkılgansan o kadar rahat. Ne? Mesela buradan da soru bu, hadi. Biraz yardımcı ol bana. Ha? Biraz yardımcı ol bana. Biraz yardımcı olayım sana. Peki... Çok sen yardımcı ol Duygu Hanım ona. Çok pardon, ben birkaç bir şey sorabilir çok miyim? Çok iyi olur, çok iyi olur. Nihat Bey, ne işle meşgulsünüz? Otobüs şoförüyüm. Evet. Aylık kazancınız ne kadar? 3000 TL. Çocuk? 2. Eşinizden ayrıldınız mı, vefat mı etti? Efendim? Eşinizden ayrıldınız mı, vefat mı etti? Yok, vefat etmedi, ayrıldım. Sebebini öğrenebilir miyim? Anlamadım. Sebebini öğrenebilir miyim? Sebebi amcam kızıydı. Ya tabii ki çok özel değilse yani. Sebebi... Mikrofonu düzeltelim bir. Evet, dinliyorum ben seni, dinliyorum. Konuş sen. Amcam kızıydı. Evet. Çocuk biraz oldu. Yüksek sesle, ben çok az duyuyorum Nihat Bey. Amcasının kızıymış, çocuğu... Ne oldu çocuğuna? İki çocuğum oldu. İkisi de gözden biraz rahatsız. Gözünden. Amca çocuğu olduğu için gözünde problem olmuş. Sen onu eğil bana. Gelmesini bekledik. Bugün tam. Yok, bakmam. Evet. Evlendirdik, geldi. Bence oldu. Evet, devam edelim. Anladım. Peki ne yapalım biliyor musunuz? Hayırlısı olsun. Ne yapalım biliyor musunuz? Evet. Bir az sonra yapalım, bir düzenleyelim. Ayşe Hanım Mustafa Bey'in sakin yapısından etkilenerek kendisine talip olmak istemişti. Çift aralarında bir süre konuşup birbirini daha iyi tanıma kararı almıştı. Bakalım Mustafa Bey ve Ayşe Hanım birbirini daha iyi tanıdıktan sonra ne karar verdi? Mustafa Bey ve Ayşe Hanım yola beraber devam edecek mi? Heyecanla beklenen karar anı az sonra. Geçtiğimiz aylarda locada sürpriz bir aşk doğmuş ve 73 yaşındaki Perihan Hanım'la beyefendiliğiyle izleyenlerin gönlünü kazanan Rafet Bey güzel bir arkadaşlığa başlamıştı. Rafet Bey ve Perihan Hanım birbirini tanıyıp şok bir kararla nişanlanma kararı aldılar. Çiftin heyecanla beklenen nişanı az sonra. Evet Nihat Bey, başka soracağınız bir şey var mı? Siz sorun, ben cevaplayayım. Ben sorayım. Ama sen, o sana talip geldi. Öyle şey olur mu? Eşim öldü diyor. Eşim öldü diyor. Ne diyeyim? Eşim öldü diyorsa ne olacak? Ne var bunda? Bir şey de mi? Bir şey yok bunda. Yaşasa tamam, mıydı? Peki eşim? Özel zevkleriniz arasında neler vardır? Efendim? Özel zevkleriniz arasında neler vardır? Boş zamanlarınızda neler yaparsınız? Boş zamanım hiç olmadı. Ha, hep çalışıyorsunuz. Yatarım. Peki boş hep zamanım. Böyle aynen çalışmaya devam mı edeceksiniz? Boş zamanım. Boş zamanında ne yaptığını duydunuz mu? Duyamıyorum işte. Bir yatarmış. Devamlı çalışıyorum. Boş zamanlarında yatarmış hanımefendi, yatarmış. Anladım.
Anladım. Peki yani hep böyle mi sürecek? Yani hep mi çalışacaksınız? Şu paramı aç da kurtar. Siz beni duyabiliyor musunuz Nihat Bey? Efendim? Nihat Bey, siz beni duyabiliyor musunuz? Duyamıyorum. Peki yani ben soru soruyorum. Soru bayağı bir geç zaman sonra ulaşıyor bana da onun için yani. Ben dayanamayacağım artık. Ben gel gözümden yaşlar aktı. Tamam, makyajım bozuldu gülmekten. Ben şu paravanı açayım. Açın. Açayım da kurtulayım. Senden kurtulayım. Bari yüzle belki anlaşırız. Evet efendim, paravanımızı açalım. Paravanımızı açalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız Nihat Bey? İyiyim, tekrar sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi ben en son şeyde kalmıştık. Boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz? Hiç boş zamanım yatıyorum. Yatıyorum, dinleniyorum. O da yatıyor. Hep mi böyle sürecek? Devamlı çalışıyorum. Hiç oturmadım. Vay vay. Ne yapacağız o zaman? Hiç gezmez misiniz? Gezmem mi? Zamanım olursa gezerim tabii. Hiç zaman yaratmayacak mısınız? Yaratırız. Öyle sorayım. İşte yaratırız tabii. İyi güzel yaratırsanız yani. Sevinirim yaratırsanız. Tabii anlaşabilirse yani siz beni isterseniz. Ay Nihat Bey var mı? Evet. Sen beni yani tatlattın, sen aslında çok şeker bir adamsın biliyor musun? Çok çok, çok şeker. Tatlı, gerçekten. Çok. Değil mi? Çok evet. Şeker. Rengi bir kere pancar. Doğal bronz. Kararımızı verebilir miyim? Derlerse sana pancar renkli diyeceğim. Kararımızı verebilir miyim? Ne kararı? Dur bir dakika. Ne bir kararı? Bir sorularımızı soralım. Nihat Bey, siz bana başka hiçbir şey sormayacak mısınız? Sorarız, sorarız. Peki beni beğendiniz mi? Ben sorayım yani ne yapayım? Yani hani... Fark etmez, sorun. Beni beğendiniz mi dedi? Beğendim. Teşekkür ederim. daha da nasılsınız? Teşekkür ederim. Acaba Nihat Bey'in bu utangaçlığı, sorun bakalım, hiç başına gelmiş mi? Kadınlara çok cazip geliyor. Sanki elektriğe vermişsin beni. Kurtarardın beni bir tane. Sanki elektriğe vermişsin beni buradan. Seni elektriğe vermişim sanki orada ha? Ben evet. Şu anda. Peki ben sorayım mı o soruyu? Siz sorun. Hani senin bu utangaçlığın bazı kadınlara çok cazip gelebilir. Hiç başına öyle şeyler geliyor mu? Utandıkça kadının hoşuna gidiyordur sen onun karşısında. Vallahi bilmem. Şimdi burada utanıyor ama tabii ki öbür türlü nasıl? Yani burada utanıyor da. Aha. Hani acaba normalinde... Yok, öbür türlü gömlekle gezerim. Ay yani şimdi o anlamda değil yani, utangaçsınız ama yani öbür türlü belki konuşkansınızdır, bilemiyorum yani. Evet. Öbür türlü ne? Tabii ki gömlekle gezilecek zaten. Gezilecek de. Çatlattın beni Allah aşkına, sor bir normal soruları. Sen beni çatlattın. 9 doğurdun. Ne oldu? 9 doğurdum. 9 doğurdun orada. Evet. Çok mu etkilendin şu anda? Etkilendim. Ciddi mi Nihat Bey? Hakikaten mi? Evet. Ay çok teşekkür ederim. Peki ne yapalım? Bir çay içelim. İçelim. Teşekkür ederim. Onu bile söylemen var ya, büyük bir evet, olay. Evet, bence bir alkış lazım ama. Çay içelim demesi bile büyük bir olay. Nihat Bey. Siz o zaman çay odasını alayım, evet, sonra da kararınızı alacağım. Teşekkür ederim. Bakalım şimdi sırada neler var? Ayşe Hanım, Mustafa Bey'in sakin yapısından etkilenerek kendisine talip olmak istemişti. Çift aralarında bir süre konuşup birbirini daha iyi tanıma kararı almıştı. Bakalım Mustafa Bey ve Ayşe Hanım birbirini daha iyi tanıdıktan sonra ne karar verdi?